Yani aslında Galatasaray'da ilk transferin sol bek olmasını bekliyorduk. Çok uzun zamandır bu bekleniyordu ama Galatasaray'da sanki son transfer sol bek olacakmış gibi gözüküyor. Yani sol bekle girilen transfer dönemine Galatasaray bir sağ bek ve bir forvet alarak, hatta bir de işte Berkan Kutlu'yu buna eklersek, bir orta saha takviyesi yaparak devam ettiriyor. Şimdi sol bek gündeminde de aslında senin de söylediğin gibi çok fazla isim gündeme gelmişti. Birçok isim konuştuk. Son olarak İtalyan sol bek Luca Pellegrini ismi Galatasaray'ın gündeminde ki Galatasaray'ın ilk teklifinin de reddedildiğini söyleyebiliriz. Galatasaray hala girişimlerini devam ettiriyor. Zor bir transfer. Transferin zor olmasının sebebi de şu: oyuncunun bonservisi Juventus'ta, oyuncu Lazio'da kiralık olarak oynuyor ve Lazio şu anda oyuncuyu bırakmak istemiyor. Yani bu transferi gerçekleştirmek için hem Pellegrini ikna edeceksiniz, hem Juventus'u, hem de Lazio'yu ikna etmeniz gerekecek. Bu da tabii transferi zorlaştıran bir detay. Evet, zor bir süreç. Şimdi Murat'ın da bahsettiği gibi ve Galatasaray'ın bir sol bek arayışı sürüyor. Burada Rıdvan gündemi zaten hala sıcaklığını korurken başka isimlerden de yine bahsedilmişti ki Levent de bunlardan bir tanesiydi. Karagümrük'teki Levent Mercan. O süreçte şu anda rafa kalkmış durumda. Sezon sonuna daha doğrusu kalmış durumda ve Galatasaray aslında burada bir majör bir isim mi bulmalı yoksa orayı bir şekilde tamponla bir şekilde kapatması mı gerekiyor derseniz ben biraz daha hani Pellegrini gibi isimlerden ziyade evet isim harika ama adeta hani sağ tarafa uygulanan gibi aslında sol tarafa da sevgili Murat biraz daha böyle hızlı çözüm olabilecek bir şekilde orayı 3 aylığına 4 aylığına kapatabilecek bir ismin gelmesi sanki Galatasaray için daha iyi. Çünkü şu an Pellegrini ile alakalı bu kadar ikna süreci, finansal süreçler vesaire derken bu işin ha deyince olmayacak bir iş olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Ve fikstür her geçen gün daha da sıklaşacak. Ve oyuncunun gelip sahaya girmesi, uyum sağlaması derken süreç iyiden iyiye geç noktaya kalmak üzere. O yüzden de sevgili Murat bilmiyorum sen de düşünüyorsun ama ben biraz Pellegrini'nin bu sezonun ya da şu anın değil de yazın transferi olması daha isabetli gibi geliyor bana. Yani katılıyorum bu noktada. Pellegrini 99 doğumlu bir oyuncu. Bu sezon Lazio'da da forma giyiyor. 14 maçta forma giydi ligde. Yani orada oynayan bir oyuncu. Genç bir isim. Hani nispeten genç, 24 yaşında. Hani oraya transferiyle kıyasladığımda tabii ki bu işte kalan 3-4 aylık süreç için değil de biraz daha uzun vadeli düşünülen bir isim olabilir. Ama hani ben açıkçası bu transfer eğer gerçekleşecekse, gerçekleşme ihtimali varsa zorlanmasını doğru buluyorum. Çünkü zaten sağ bekte bir geçici çözümle işte burayı kapattınız. Sol beki de bu şekilde kapatmaktansa Pellegrini gibi daha net olabilecek bir oyuncu transfer ederek belki hani önümüzdeki sezonda kapatmış olabilirsiniz. Ama tabii burada şöyle bir risk var. İşte Angelinho'da yaşanan durum Pellegrini'de de yaşanırsa bu sefer sezon sonu tekrardan oyuncuyla vedalaşma durumu olacaktır ki yani Galatasaray burada işte kiralık opsiyonlu gibi sanki bir teklif yapma durumunda veya direkt bonservis talebi de olabilir. Hani buradaki işte Pellegrini'nin birazcık hani yazı tura diyebiliriz. Çünkü Angelinho'da yaşanan durumda yaşanabilir ama tam tersi Pellegrini gelir buraya. İşte bu kalan 3 aylık süreçte performans verir. Sonrasında da önümüzdeki sezon için artık Galatasaray'ın bir sol bek ihtiyacı yok. Pellegrini orayı çok net bir şekilde götürecek diyebiliriz. Ama abi işte senin de söylediğin nokta, Pellegrini transferi şu an çok kısa vadede gerçekleşecek bir transfer değil gibi gözükmüyor. Çünkü değil. Az önce de bahsettiğimiz o Lazio-Juventus oyuncu tarafı üçgeninden dolayı gözükmüyor. Hani daha basit bir çözüme gidilebilir ama basit çözüm de açıkçası artık bu kısıtlı sürede çok fazla kalmadı gibi gözüküyor. Biraz iç elden aslında değerlendirme şansı var Galatasaray. Onu hani yinelemeye gerek yok. Zaten mevcutta birçok oyuncu sol bekte değerlendirebiliyorsunuz. Kazım Can'ın gitme ihtimali artık sıfıra yaklaştı. Tabii ki yani transfer Pardon. olmadığı için. Evet, Kazım kalacak. Sol beklerinizde bir Kazım Can var, Kaan Ayhan var. Hani Barış Alper'i hiç saymak istemiyorum o mevki için ama üçlü opsiyona döndüğünüz zaman Abdülkerim yine üçlü de Berkan forma oynayan, giyince. Berkan oynayan bir isim. Ve o bölgeye bilemiyorum. Hani panik bir transfer yapıp da bir bütçe ayırmak doğru mudur bilmiyorum ama Pellegrini'nin oyun tarzından da bahsedelim Murat. Pellegrini Angelino'ya nazaran aslında biraz daha arkayı toparlayabilecek bir oyuncu gibi gözüküyor ki İtalyan futbolunda da çoğunlukla bek oynayan oyunculardan beklenen yegane özelliklerden biri de bu. Hani ben gidiyorum arkadaş arkası sizin deme şansınız yok bek oynuyorsanız ve Pellegrini de Lazio'da aslında bunu yeterince yapıyor gibi gözüküyor. Bu yüzden de Galatasaray'ı rahatlatır mı derseniz evet rahatlatır. Sadece Galatasaray'ı değil, Galatasaray içeride oynayan oyunculara baktığımız zaman da Kerem Aktürkoğlu'nun da bence performansını bir yerden bir yere taşıyabilecek bir oyuncu. Mesela şimdi Barış Alper'i tek başına değerlendirmeyelim. Barış Alper'in performansının bu noktaya gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi arkasında oynayan Boye'ydi. Kesinlikle.
Wait. Yani arkanda kim oynuyor arkadaş? Bu çok kıymetli bir... Müthiş bir konfor alanı yaratıyor. Aynen öyle. Sol bekteki performansın en büyük sebeplerinden bir tanesi Abdülkerim Bardakçı'ydı. Torreira'ydı. Bunlar o kadar kıymetli performanslar ki, ya da son adam oynadığı zaman ki yine performansına bakıyorsun. Arkada işte Mertens vesaire. Mükemmel işler yapan oyuncu grubu. O yüzden çevrenizdeki oyuncuların kim olduğu da çok önemli. Pellegrini, Kerem Aktürkoğlu'nun da seviyesini yukarıya çıkartabilir. Hatta biraz daha böyle orta vadeli düşünelim. Pellegrini'ye ayırdığınız bütçe kısa vadede belki de hatta Kerem Aktürkoğlu'nun yakalayacağı formla birlikte artacak değer. Sonrasında Pellegrini'ni aslında kağıt üstünde bedavaya almışa kadar getirebilir sizi. Evet ya, Pellegrini aslında İtalyan futbolunun son yıllarda çıkardığı önemli beklerden biriydi. Hala da öyle ama tabii o beklenen patlamayı yapabilmiş değil. İşte kariyerinde birçok kiralık gittiği takım var vesaire. Bir dönem Frankfurt forması giydi. Hani o da aslında o beklenen sıçramayı henüz yapamadı. Belki Galatasaray'da onun için burada ya bu anlamda doğru hamle olabilir. Ama söylediğimiz gibi yani Lazio'da da hani çok oynamayan bir oyuncu değil. Forma da giyiyor zaman zaman. Hani Lazio'da çok bırakmak istemiyor. İşte buradaki aslında durum biraz sıkıntılı. Bir de tabii transfer dönemi Avrupa'da kapandığı için hani yerine de takviye yapamayacaklar. Bundan dolayı biraz aslında bu transfer çıkmaza giriyor. Şunu söyleyelim Murat. Birazdan bu arada Taylan Antalyalı konusuna da değinelim. Evet. Taylan, Emre Kılınç, Samsun Spor maçında olanlar hakkında da birazdan bazı verilerden bahsediyor olacağız. Ama Galatasaray sol beke bir hamle yapma konusunda Okan Burun'un da açıklamaları var zaten. İsim kovalıyor. Hani hala Rıdvan Yılmaz sıcaklığını koruyor. Evet. Yani öncelik hatta biraz daha Rıdvan'a doğru kaymış durumda. Ve burada bütçeyi de yormama niyetinde ama tabii Rıdvan transferi gerçekleşirse, Rıdvan böyle geçici bir çözüm değil. Opsiyonuyla birlikte hatta böyle 4-5 milyon euroluk bir opsiyonla birlikte alınması planlanan bir oyuncu. En azından Rangers'ı satmak istediği rakamlar bu rakamlar. Galatasaray çıtayı oralara çıkartırsa evet, bu anlaşma bir şekilde gerçekleşebilir. Ama artık yönetimin de şunu söylemesi ya da şunu düşünmesi gerekiyor kendi içinde. Elinizde şampiyon bir teknik direktör var. Ve bu teknik direktörü artık şu transferleri bitirmeniz gerekiyor. Bir şekilde belli bir seviyenin üstteki oyuncuları almak lazım. İstersen Samsun maçına kısaca değinelim Murat. Çünkü Taylan Antalyalı konusuna girmek istiyorum. Sol bek konusuna şunu ekleyip bitirmek istiyorum. Galatasaray kimi alır sağ olsun sol beki? Avrupa Ligi'nde işte Barış Alper veya Kaan Ayhan oynayacak. Öyle de bir durum var. Yani istediğiniz seviyede bir transfer yapın. Avrupa Ligi'nde zaten oynatamayacaksınız ve bu saatten sonra sol bek içinde, orta saha içinde aldığınız oyuncu sadece lig ve Türkiye Kupası'nda oynamış olacak. Evet. Şimdi Samsun Spor maçı, Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları, Fenerbahçe tarafından taraftarların, bazı Fenerbahçe taraftarı, medya mensubu kimliğine bürünmüş olan taraftarların yapmış olduğu bazı demeçler sonrasında Taylan Antalyalı, Okan Kuçuk ve Emre Kılınç linç edilmeye başlandı. Böyle gayri ahlaki, tabiri caizse maçı vermek gibi. Hatta Sayın Başkan'ın açıklaması neydi? İşte akıllarıyla yürekleri yer değiştirmek, kalpleri vesaire gibi bir açıklama yaptı. Bence Sayın Başkan da burada sürçülisan etti ve bu açıklama daha da oyuncuları ateşin içine atmış durumda ve enteresan bir durumda. Yani mizaç olarak belki farklı bir şeyler söylemek istiyordu ama algılanan, söylemek istediği şey farklı oldu. Şimdi